Bilgi TV izle, bilgi sahibi ol. Merhaba Tufan. Merhabalar Baran. Nasılsın Baran? İyiyim abi. Enerjiyi pompaladım deminki tartışmamızdan sonra. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aslında güzeldi. Biraz daha devam edebilseydik iyi olacaktı. Aynen. Demin tartıştığımız konu ne diye soracak olursanız, çıkış stratejilerinden bahsetmek istiyoruz bugün. Çıkış stratejisi nedir? Benim ilk söylemek istediğim şey, baştan da bunu söylemiştim. İnsanlar çıkış stratejisini kaçış stratejisi olarak algılıyorlar. Hı hı. Bu değil. Kesinlikle bu olmaması lazım zaten. Çıkış stratejisi. Bu arada bir girişimcinin kurduğu işten çıkışından bahsediyoruz. O konuda evet. Farklı şeyler anlaşılabilir. Kesinlikle kaçış olmaması lazım. Yani bu iyi bir yönetim yöntemi değil. Daha kaçmak için de çıkabilir ama bizim bahsettiğimiz konu o değil. Kaçış stratejisi değil. Zora girdiğimiz zaman ne yapacağımız değil. Zora girdiğimiz zaman yapacağımız şey kriz yönetimi. Evet. İşi kapatmak değil. İşi kapatmak değil. Piyasadan para toplayıp kaçmak değil. Dolandırıcılık yapmak falan kesinlikle değil. Değil. Çıkış stratejisi şöyle özetlemek istiyorum. Bir Çin atasözü diyor ki bir işe başladığın zaman sonunun nereye varmasını düşünmen gerekiyor diyor. Kesinlikle. Ben bu işten ne zaman ayrılacağımı karar vermek, benimsemek ve paydaşlarla paylaşmak diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani Çin atasözü değil de benim devamlı söylediğim bir şey var. Bir şeyi tasarlarken sonuna nasıl bir çıktı istiyorsak onu önce görselleyerek tasarlamamız lazım evet. Derim mesela. Vizyon tasarımlarında da önce 10 sene sonra gazeteye çıktığımız halini tasarlatıp ondan sonra ona göre vizyonu oluşturmaya çalışmanın sebebi odur. Sona göre bir şeyler tasarlamak lazımdır kesinlikle. Ayrıca dediğin gibi başlangıcın da sonu vurguluyor olması lazım. Evet kesinlikle. Bu da kişisel şeylere bağlı tabii. Yani paydaşlarımıza bunu paylaşmamız, dürüstlüğümüzü göstermecesi açısından önemli. Ben bir iş kurarken belli bir satış seviyesine geldikten sonra ayrılacağım. Belli bir net cebime girecek para olduktan sonra ayrılacağım. Bunların yöntemleri de önemli bence. Üçüncü bir şahsa mı satacağım? Ortaklarıma mı satacağım? First right of refusal vereceğiz mi birbirimize? Hı hı. Piyasaya mı arz edip gideceğiz? Arz Aynen. etmeden önce mi gideceğiz? Gibi konularda belli bir kararın paylaşılması ve belli varılması. Tabii ki. Çıkış stratejisi önemli. Özellikle girişimciler için bir sürü önemi var. Mesela senin dediğin ortaklarımızla bunu mevcut ilk etaptaki paydaşlarımızla paylaşmamız lazım. Bu çok önemli. Hatta başarılı hızlandırma programlarına baktığımız zaman onların daha ilk gün kardeşim senin iş modeline, senin müşterine hangi sorunu çözüyorsundan ziyade ortaklar gelin bir yere beklentilerinizi yazın. Hepiniz ortak olarak altınıza imza atın da her şey belli olsun. Niye beraber bir araya gelmişiz, ne yapmışız belli olsun. Onlardan bir parçası sen bu işten nasıl çıkmak istiyorsun? Biri diyebilir ki ben çıkmayacağım. Ben çocuğuma bırakacağım bunu. Tabii, o da biri diyebilir ki ben işte şu kadar para, ben kazanmak istediğim paraya göre bir sınır belirledim. Onu yakaladığım anda çıkacağım. Biri diyecek ki ben yatırımcı gözüyle bakıyorum, şu kadar geri dönüş yarattığım zaman çıkacağım. Biri de diyecek ki ben fırsatçıyım abi. En doğru zamanda çıkacağım. Ne kadar olduğu önemli değil. En doğru zamanda çıkacağım. Bu önemli bir şey. Ama bence bu işin çok küçük bir kısmı. En büyük kısmı çıkış stratejimin ne zaman nasıl çıkacağımdan ziyade hangi yöntemlerle çıkmayı ben hedefliyorum, hangisinin daha uygun olduğunu görüyorum. Baştan karar verip iş modelini biraz daha ona uygun olarak çıkarmak. Mesela bazı iş vardır. O sektörde öyle bir rekabet vardır ki ve bazı disruption'a açık olan, disrupt edilmeye açık olan büyük yerleşik firmaların olduğu bir sektörü disrupt etmeye giriyorsun. O zaman şöyle bir mantık var. O adam muhtemelen seni alacak. Bir vadede veya almak isteyecek. Ya susturmak için ya etkinliklerini içeri alabilmek için. Ha, bunu bildiğin zaman iş modelini onun core işine veya onun mevcut cirosunun etrafındaki ciroları direkt olarak kendi üzerime alacak şekilde bir iş modeli kurmam lazım. Çünkü iş belli ki ben rakibime satmak istiyorum olayı. O rakibim de büyük bir rakibim veya beraber gittiğimiz bir rakibim. O zaman onların cirolarına, onların gıdasına savaşan bir iş modeli kurmam lazım. Veya diyeceğiz ki ben yatırımcıya satacağım. Ha, o zaman yatırımcıya satmak daha uygun oluyorsa, kendi piyasamı kendim yaratıyorsam, o zaman büyüme oranlarımı çok ciddi noktalara getirecek ve uzun vadeli büyümeyi gösterecek bir iş yaratmam lazım. Ortağıma satacağım diyorsan, o zaman finansal getiriye bakmak lazım. Yani bunları baştan söylemek güzel ama esasında benim açımdan baktığın zaman, işin mimarisi açısından baktığımız zaman çıkışı nasıl yapmak istediğimizi görmek benim işi ilk başta tasarlamamda bana
girdi sağlıyor. O yöntem girdi sağlıyor. Doğru söylüyorsun ama çıkış stratejisini kurarken yöntemden ziyade seviye belirlemek önemli bence. Nasıl? 5 milyon alarak çıkarım ben bu işten. Ha, 5 milyonu rakipten mi alacağım? Senden, ortağından mı alacağım? Yatırımcıdan mı alacağım kısmı o kadar önemli değil. Zaten yaptığın işin yapısı senin hangi pazarda, hangi stratejiyle gideceğini ve büyüyeceğini göstermesi gerekiyor. Peki 5 milyon, 500 bin, 5 milyar. Ben 5 milyon diyorsam 5 milyara çıkabilecekken 5 milyonda mı çıkacağım? Yok. O zaman 5 milyon diyeceksen... 5 milyarlık olduğunu görüyorsan belki 1 milyarda karar vereceksin. 10 sene sonra 1 milyara gelince ben bırakacağım. Çünkü ben emekli olmak istiyorum. Şimdi burada biraz daha ortak noktadan taraflarımız olduğu tarafa gelmeye başlayacak. Ben onun bir baştan konulan bir rakam değil. İşimin doğası ve piyasaya göre, pazara göre, yani rakiplerimin olduğu, yatırımcıların olduğu piyasaya göre onların belirlediği bir rakam olduğunu, onu ilk baştan belirlemenin çok da esasında romantik bir aktivite olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğin çok doğru. Yani o kurucu olarak, birey olarak ona bir açıklık, motivasyon ve iş yapabilme kabiliyeti, değer yaratabilme kabiliyeti sağlıyor. Ama esasında günün sonunda 5 milyon, 3 milyon mu olacak, 1 milyon mu olacak, milyar mı olacak, 100 milyon veya olacak. Veya hiç mi olmayacak? Onun içine, ha veya hiç mi olmayacak? İçinde olan pazar karar veriyor. Onu önceden söylemiş olmak da o insanın kendi ve ortakları dışında herkes için çok güzel. Devam edelim aslında konumuza noktasına geliyor. Belki şöyle de koyabiliriz. Bütün planlar olduğu gibi bu da değişebilir bir şey. Tabii ki kesinlikle. Ama bir de bir will'dir belki bu. Evet. Umuttur. Evet, evet. Kesinlikle. Yani rakam da koymak şeydir. Ben şu saatten sonra bunu yapmak istiyorum, rahat edebilirim. Ben bu 5 milyonu 5 milyon gelince arkadaşlar ben vazgeçtim, 20 milyon olunca çıkacağım da diyebilirim. Aynen. Ama strateji belirlemek zaten içinde hareket ettiğin pazarın yapısına bağlı. Stratejiyi kesinlikle buna bağlamayı kişisel olarak doğru gibi gelmedi bana. Kesinlikle. Yani şöyle bir gerçek var. Bir iş yaparken de normal gündelik yaşamda da bir şirkette çalışırken de kurucu kimliğin varsa da ne kadar beklentilerin kendinden, dışarıdan, ortaklarından, çalışanlarından, ailenden, piyasadan beklentilerin ne kadar net olursa o insana her zaman bir açıklık ve bir hareket etme kabiliyeti sağlıyor. Doğru. Şüpheleri ortadan kaldırıyor. Ve şüpheleri ortadan kaldırdıkça daha esnekleştiriyor. Ben bugün 5 derim ve bunun arkasında 5 diye dururum. Ama bunun arkasında durabilmem aynı zamanda bunun 5 dedim ama 4 de olabilir. Mahsuru yok. Ben o gün 5 demiştim. Ona göre ilerledim. Şu anda baktım 5 değilmiş, 4'müş. Başka bir şeymiş. O rahatlığı sağlar ve o özgürlüğü sağlar. O yüzden şu konuda da kesinlikle katılıyorum. Ne kadar net bir şey söyleyebiliyorsak şu anda çıkış stratejimizle ilgili. Evet, her şey değişecek. Dünya dönüyor zaten. Her şey değişiyor. Baştan videoları çekmeye başladığımızdan beri bundan bahsediyoruz. Değil mi? Şu anda söylediğimiz hiçbir laf yarın geçerli değil. Doğru. Ama ne kadar netlik kazanabiliyorsak, ben iş tasarımcısı olarak baktığım zaman işimle ilgili ne kadar fazla tasarım kriterini ortaya koyabiliyorsam, duvarıma asabiliyorsam, ben bunu hedefliyorum, ben bunu yapacağım, müşterim bunu istiyor, yatırımcım bunu istiyor. Bunlar da ne kadar net olabilirsem o beni başarıya götürmek için benim elimde alettir, araçtır, çok da faydalıdır. Ayrıca paydaşlarına da bir şans veriyor. Kesinlikle. Baran şu noktada çıkacak, o zaman ben bu... Baran gittikten sonra ne yapacağımı düşünme fırsatı veriyorsun. Paydaş derken ben şirketin çalışanı da olabilirim. Tabii ki. Eğer Baran'ın şu noktadan sonra gidiyorsa ben bu ekipte kalır mıyım, kalmaz mıyım kararı vermeme yardımcı oluyorsun. Aynen. Buraya beraber getirdik, belki beraber gideriz gibi düşünmeme yardımcı oluyorsun. Bir ikincisi senin için de bir netlik oluyor. Kesinlikle. Yani bu kişinin tamamen bireysel bir kararı. Tabii. Ama kişi bir işi kendi kurmuyor, ekibiyle kuruyor. Yani en kötüsünden ekibi var ki tek başına bir kimsenin fazla şu piyasada çok çok büyük işlerden bahsetmiyorsak, çok çok büyük kişisel paraları yoksa tek başına bir iş kurabileceğini zannetmiyorum. Bu insanların en temel içgüdüsü, ben bunu yapmak istiyorum içgüdüsü ve benim hedefim bu içgüdüsü. Bunun ortaklarla beraber bir araya gelmesi lazım. Ne kadar mükemmel ortaklık yapılır sadece bu sebeplerden dolayı bu olmayacak noktasına gelebilir. Ve bu okey, bunda bir sorun yok. Bugün olmaz, bugün gerçekliklerle olmaz, yarınki gerçekliklerle olur. Şu andaki durumda iki ortak bir araya gelemez. Çünkü beklentiler farklı yerlerdedir. Evet. Bu da işin geleceği için çok önemli zaten. Yani yanlış bir takımla işe başlamaktansa doğru takımla, doğru isteklerdeki takımla işe başlamak. Sonuçta iş fikri onu söylüyoruz hep. İş fikri o kadar önemli değil. Evet. İşin hikayesi önemli, modellemesi önemli, planlaması önemli, uygulaması önemli.
Bunu yapacak insanlar ortaklar ve çalışanlar, paydaşlar, bütün paydaşlar kümesi. Herkesin beklentileri ortak noktada olursa tabii ki başarıyı destekliyor. Başarıyı da destekliyor. Bizim ne yapacağımızı da bize gösteriyor. Kesinlikle. Çıkış yapmak istiyorsak oradaki çıkıştaki kazancımız da pozitif yönde etkiliyor. Deminki tartışmamızın güzel bir sonucu oldu gibi geldi bana. Ne dersin? Aynen. Çok güzel oldu. O zaman kahve. Kahve. Evet, videomuzu seyredip beğenirseniz lütfen not koyun. Sorularınız varsa lütfen sorun. Bütün sorularınıza cevap vermeye söz veriyoruz. Bu arada plan mı, model mi hashtagini de takip ediyoruz. Orada da bize sorularınızı, yorumlarınızı, daha sonra hangi konularda konuşmak istediğimizi söyleyebilirsiniz. Onu da takip ediyor olacağız. Eğer bu videoyu beğendiysen hemen abone ol, bize yorumlarını ilet.